Teknelerinde otururken içeri çok farklı, çok değişik bir kuş girdi. İnternetten biraz araştırma yaptıklarında gördüler ki gelen milyonlarca liraya alıcı bulabilen Plaman güverciniydi. Şaşkınlıkları geçer geçmez sahibini aramaya başladılar. En yükseğe 1 milyon 250 bin euroya satıldığını duyduk. Mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 tane küpesi var. Bunca teknenin arasında neden bize geldiğini henüz çözmüş değiliz. Teknelerine talih kuşu kondu. Renkleri neon ve yeşil var, mor var içerisinde. Çok özel, değişik bir kuş. Gözleri özellikle kırmızı. Benzerine az rastlanan, değeri milyonlarla ölçülen bu güvercinin fiyatıyla ilgilenmediler, sahibini aramaya başladılar. Kesinlikle sahipli ve bakımlı bir hayvan. Dilerim bir an önce sahibine kavuşup tekrar eski yaşantısına döner. Betül Çil babası ve arkadaşları dün öğle saatlerinde teknelerinde zaman geçiriyordu. Tam o esnada elimdeki bu güvercin arkamdaki camdan tekneye geldi. Sakin bir şekilde buraları dolaştı. Orada köpeğimizin suyundan içti. Bir müddet burada takıldı ancak köpeği görünce korkup uçtu gitti. Akşam üzeri tekrar buraya geldiğini fark ettik. Bu sefer yakaladık, iyice bir inceledik. Değerli kuş olduğunu fark ettik ama 3 tane bileziği var. Bu bileziklerin üzerinde numaralar var. Ayaklarına o yüzden çok dikkatli baktım. Acaba bir mesaj mı var, posta mı geldi diye, ama öyle bir şey de çıkmadı. Betül Çil güvercinin cinsini merak etti. Ayağındaki numaralardan internette bir araştırma yaptı. Aynı cins güvercinlerin tam 1 milyon 250 bin euroya satıldığını gördü. Aynı kuşlar. Böyle bu tarz kuşların çok değerli olduğunu, müzayelerde açık arttırmayla satıldığını öğrendim. Kesinlikle. Yani bunu çok rahat paraya çevirebilirsiniz ama burada amaç para değil, bu hayvanın tekrar geri sahibinin eline gitmesi. Çil ailesi şimdi Plaman cinsi olduğu düşünülen güvercinin sahibini bulmaya çalışıyor. Fakat biz bu numarayı kim bize doğru söylerse ona vereceğiz.